Sayın seyirciler, şu aralar dünyanın en büyük mucizelerinden biri Van Gölü'nde ve etrafındaki irili ufaklı akarsularda yaşanıyor. Van Gölü'nün en büyük sakinleri, inci kefalleri, varlıklarını devam ettirebilmek için akıntıya karşı yüzüp çağlayanları bile aşmaya çalışıyor. Laler güller açar her bahar geldiğinde, solursam birden nefes bütün bağrı meğersem. Bahar geldi çoktan ve Van baharın geldiğini bu hoplayıp zıplayan balıklardan anlıyor aslında. Dile kolay. Tam 2 milyar balık akıntıya karşı yüzüyor. Eriyen kar suları ve yağmurlarla yükselen akarsuların debileri bile onları durduramıyor. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Van'da sarsıntıdan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Erciş, inci kefalleri için düzenlenen festivale 4. kez ev sahipliği yapıyor. Yaşamak ve yaşatmak için bir çaba onlarınki. Suyun olağanüstü gücüne karşı verilen mücadele. İnci kefalleri her yıl bu dönemde nesillerini devam ettirmek için bu kutsal göçü gerçekleştiriyor. Festival için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de Van'daydı. Şu muhteşem bir görüntü ve bu yay. Dünyada başka şu görüntüyü göremez. İşte bizim kültürümüz, bizim coğrafyamız, bizim tarihimiz, bizim balıklarımız bile çok başka. İnci kefallerinin varlıklarını devam ettirebilmek için her yıl tekrarladıkları bu zorlu yolculuk Nisan ayının ortalarında Van Gölü'nden başlıyor. Bu süre esnasında balık önce tuzlu sudan tatlı suya geçmek için bir fizyolojik değişim geçiriyor. İki suyun karıştığı yerde, nehrin göle karıştığı noktada. Daha sonra giriyor derelere, dişi yumurtasını bırakıyor, erkek sütünü bırakıyor ve daha sonra yumurtasını bırakan balıklar aynı yolu takip ederek Van Gölü'ne geri dönüyorlar. Ama adını bu ışıl ışıl parıldayan pullarından alan güzel balık için büyük bir tehlike de var. Kaçak avcılar işte şurada görüyorsunuz kum toplamaktan daha kolay avlayabileceği bu balıkları avlamak, bundan gelir temin etmek istiyorlar. İnci kefalinin göçü sırasında yoğun güvenlik önlemi alınıyor. Balığın avlanması yasak çünkü nesillerinin devam etmesi gerekiyor. İnci kefalinin göçüne ilgi büyük. Hem Van'dan hem de şehir dışından yüzlerce, binlerce kişi buraya geliyor, Erciş'e geliyor ve inci kefalinin göçünü seyrediyor. Ne yapıyorlar onlar? Yüzüyorlar. Göç ediyorlar değil mi? Peki güzel mi? Evet. Minik İsmail heyecandan çok da konuşamadı belki. Ama Van'a gelen baharı güzel bir türküyle anlattı. Laler güller açar her bahar geldiğinde. Her zorluğa göğüs gererek akıntıları aşan, hatta birbirlerinin üzerinden sürünerek ilerleyen inci kefalleri yine dayanışmanın dersini verdi herkese. Binlerce yıldır yaptıkları gibi. Ne güzel görüntülerdi değil mi?